Şimdi aslında kamuda tasarruf paketi olarak isimlendirilmiş fakat bu bahsettiğimiz paket kamuda tasarruf olarak tanımlanması çok zor bir paket. Bu bir saldırı paketi. Bu saldırı sağlık emekçilerine yönelik bir saldırı paketi bu. Eğitim emekçilerine yönelik, yani aslında kamusal alanın tamamına yönelik bir saldırı paketi. Bizler evet kamusal alanda çalışma hukukuyla çalışan emekçileriz. Bizleri ayrı etkiliyor. Fakat kamusal alan bütün insanların hizmet almayı beklemiş oldukları alan. Dolayısıyla paketin içeriği maalesef yoksul emekçilerin hizmet alma koşullarını ortadan kaldıran, kamusal alanın hizmetlerini daraltma özelliği olan bir paket. Dolayısıyla bunu biz kamusal alanda bir tasarruf paketi olarak zaten nitelendirmemiz mümkün değil. Ayrıca paketin zaten içeriğini değerlendirdiğimizde sadece bütçenin 1/5'ine denk düşen bir özelliği var. Ve tamam uygulansa dahi şu andaki kara delikleri oluşturan birçok olumsuz ekonomi politikanın yaratmış olduğu delikleri kapatma özelliğine sahip değil. Sadece almaktan vazgeçmiş oldukları vergi istisnası bile bahsettikleri paketin 20 katı düzeyinde. Siyasal iktidarın siyasi rekabet ilişkisi içerisinde yeni alınmış olan belediyelerde hizmetin üretilmesini engellemeye yönelik bir daraltma operasyonu olarak da görmek mümkün. Dolayısıyla biz emekçiler olarak bu paketi bir tasarruf paketi olarak değil, genel olarak hepimize yönelik bir saldırı paketi olarak görüyoruz ve bu doğrultuda buna karşı mücadeleyi büyüteceğimizi ifade ediyoruz. Kamu çalışanları, emekliler, işçiler, çiftçiler, kısaca tüm halka ekonomik darboğazda yaşamaya mahkum eden iktidar partileri çıkış yolu olarak yine halkın yaşam hakkına göz dikmiştir. Yıllardır bürokratlardan milletvekillerine kadar sürdürdükleri gösterişli, şatafatlı yaşam tarzlarının faturasının kamu hizmetlerinden kısılarak kamu çalışanlarına ve halka çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Pandemi ve deprem döneminde de çöken sağlık ve sosyal hizmet sistemine rağmen büyük fedakarlıklar ve emeklerle çalışan, üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmış olmasına rağmen haklarımız ödenmemiş ve bu haklarımız için de mücadele etmek zorunda kaldık. Bugün kamu tasarruf paketi ile uygulamaya konulan pek çok madde doğrudan kamu çalışanlarını ve özellikle de sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini olumsuz etkileyecektir. İktidarın kendi yarattığı krizin faturasını ödemeyi reddediyor ve mücadele etmekten vazgeçmiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz.